Şimdi de bir solunum sistemi sorusuyla karşı karşıyayız. Hücrelerde oksijenli solunum sürecinde oluşan karbondioksitin taşınması sürecinde gerçekleşen olaylar verilmiş. Çok güzel özetlemişler arkadaşlar. Alüvar hücresinin içerisinde olaylar. Alüvardan kılcal damara yani akciğer kılcalı, oradan da akciğer alüvolüne Karbondioksitin taşınma yöntemleri var. Bize şunu soruyor. Hangisi karbonik anhidraz enziminin katalizörlüğü ile gerçekleşir? O yüzden detaya inmeyeceğim. Burada bir tek tepkime var. Alüvarın içerisinde gerçekleşir bu enzimin çalışması. Karbondioksit ve su nerede? Alüvarın içinde arkadaşlar. Alüvar içerisinde. Karbonik anhidraz enziminin yardımıyla Birleşir ve karbonik asite dönüşür. Ondan sonra yolma devam eder. Ee, akciğere geldikten sonra ise arkadaşlar bu e, e, karbonik asit H2CO3 tersinir olarak yine karbonik anhidraz enziminin etkisiyle H2CO3 karbondioksit ve suya dönüşür. Soruda gördüğünüz şurası H2CO3'ün karbondioksit ve suya dönüşümü. Burası efendim doku kılcalında, şurası akciğer kılcalında gerçekleşir. Tersinir çalışan bir enzimdir. Daha önce de bu enzimi kullandı. Yani karbondioksit ve su e, dokularda, hücrelerde birleşir. Akciğerde de birbirinden ayrılarak karbondioksit ve suya dönüşür. Karbondioksit de dışarıya verilir. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir sevgili dostlar.